Ebeveynleri çocuklarının davranışlarındaki değişikliklere karşı dikkatli olmalı ve doğru şekilde tepki vermelidir. Çünkü çocuklar bir şeye ihtiyaç duyup ifade edemiyor olabilir. Bugünkü hikayemiz de bu konu hakkında. Şimdi videomuza geçelim. Valerio ailesi başka bir şehre taşınınca kızları Aliata yeni bir okula yazıldı. Çocuklar için okula yazılmak zorlu bir süreçtir. Alışkın oldukları ortamdan farklı bir ortama girerler. Okul değiştirmekse bu stresi ikiye katlar. Ama Aliya sosyaldi ve ailesi onun için endişe etmiyordu. Ama bu yeni okulda bir şeyler ters gitti. Babası normalde sıcakkanlı olan kızının kendisiyle arasına mesafe koyduğunu fark etti. Okuldan da nefret ediyordu. Hatta her gün okula gitmemek için ağlıyordu. Eve de sürekli ağlamaklı olarak dönüyordu. Babası bu işin peşine düşmeye karar verdi. Önce kızıyla konuşmak istedi ama o tepki vermiyordu. Sorun öğrencilerle mi yoksa öğretmenle ilgili mi onu da bilmiyorlardı. Evde her şey yolunda olduğu için sorunun okuldan kaynaklı olduğunu düşündüler. Babası okula gitmeyi düşündü ama o oradayken kızını üzen hem kimse gerçek yüzünü göstermezdi. Bu yüzden daha akıllıca bir plan buldular. Önce planlarının yasal olup olmadığını öğrenmek için şerife gidip sordular. Olumlu yanıt aldılar ve böylelikle planı devreye soktular. Küçük bir ses kayıt cihazı aldılar ve onu kızlarının saçlarının arasına yerleştirdiler. Kızaysa bunu hiç hissettirmediler ve kızlarının eve dönmesini beklemeye başladılar. Kız yine mutsuz dönmüştü. Babası gizlice cihazı aldı ve annesiyle birlikte dinlemeye koyuldular. Dinledikleri 6 saatlik kayıt şok ediciydi. Öğretmeni resmen suçüstü yakalamışlardı. Tüm kayıt boyunca öğretmenin bağırışları duyuluyordu. Çocukları ufacık şeyler için azarlıyordu. Sürekli bir düşman gibi konuşuyordu. Baba, öğretmenin bu davranışına çok şaşırmıştı. Kaydı okul müdürüne götürdü ama müdür, öğretmenin rızası olmadan dinleyemeyeceğini söyledi. Diğer çocukların da sıkıntıda olduğunu öğrenen baba, öğretmeni okul disiplin kuruluna şikayet etti ve onlar öğretmene bir uyarı verip babaya kızın sınıfını değiştirmesini önerdiler. Ama baba kızını zulmeden bir okula göndermek istemiyordu. Bu aile mutlu bir aileydi ve okulun kızlarının psikolojisini bozmasını istemiyorlardı. Kızın sınıfındaki diğer çocukların aileleri de onları destekliyordu ama yeterli çoğunluğa ulaşamıyorlardı. Ama Change.org'da kadının kovulması için bir kampanya başlatınca olay büyümeye başladı ve Thomas kendini büyük bir desteğin ortasında buldu. Konu haberlere kadar çıktı ve tüm ülke konudan haberdar oldu. Öğretmen okuldan kovulmamış olsa da Thomas ve ailesi adaletin bir gün yerine getirileceğine inanıyor. Ama en azından tüm ülke artık bu durumu biliyor. Neyse ki birçok öğretmen öğrencilerine büyük bir şefkatle yaklaşıyor ve böyle öğretmenlerin geleceğimiz olan çocukları kötü etkilemesini engelliyor.